Büyük Selçuklular, Türk İslam tarihinin en önemli devletlerinden birisidir. Büyük Selçuklular çok kısa bir sürede kurulup bir asır içerisinde de gelişimini tamamlayıp dünyanın en güçlü devleti ve İslam'ın koruyucusu haline geldiler. Büyük Selçuklu Devleti resmi olarak 1037 ila 1157 yılları arasında hüküm sürmüş olup çok büyük başarılara imza atmış bir devlettir. Sınırları doğuda Karahanlılar ile Çin Seddi'ne kadar ulaşmış, batıda Anadolu'da Adalar Denizi ve İstanbul Boğazı'na kadar ilerlemiştir. Türklüğün Anadolu'ya, hatta Arap Yarımadası'na yayılmasında öncülük etmiş, bu yıllarda ikiye bölünmüş olan Müslümanlığı, neredeyse Şiiler tarafından dört tarafı kuşatılmış olan Abbasi Sünni Halifeliğini yok olmaktan kurtarıp yeniden hakim güç haline getirmişlerdir. 1071 Malazgirt Muharebesi ile Anadolu'da Türk akınları başlatılarak bugünkü topraklarımızın ilk sahipleri olmuşlardır. Sultan Sencer'den sonra yıkılan Büyük Selçuklu Devleti'nin kolları, Moğol istilalarına kadar bölgesel devletler olarak varlıklarını sürdürmüş ve Anadolu'dan Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi gibi önemli devlet adamlarını yetiştirmiş, Türk İslam devletlerinin devam etmesini sağlamıştır. Selçukluların ardılı olarak Anadolu'da Osmanlılar hüküm sürmüş ve günümüzde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş ve bu topraklarda halen Türk hakimiyeti devam etmektedir. Oğuzların üç ok kolunun Kınık boyuna mensup olan Selçuk bin Dukak, Oğuz Yagbu Devleti bünyesinde yaşamakta ve Oğuz Yagbu Devleti'nde Sübaşı, günümüzde denk gelen rütbesiyle Genelkurmay Başkanı sıfatında bulunuyordu. Nitekim Selçuk Bey, Oğuz Yagbusu ile yaşadığı sorunlar yüzünden kendisine bağlı kişilerle Cent şehrine göç etti. Bu yolculuğun kaynaklarda tahmini 985-986 yılları arasında olduğu düşünülmektedir. Selçuk Gazi Cent şehrine geldiğinde Oğuz Yagbusu'nun düşmanlığını kazanmıştı. Cent bölgesinde ise İslam'ı kabul etmiş Müslümanlar bulunuyordu. Selçuk Gazi hem bu insanlarla iyi geçinmek için hem de Oğuz Yagbusu'na direnebilmek için İslam dinini kabul etti. Bu olay tarihin akış seyrini değiştirecek, onun aldığı bu karardan sonra Türkler dünyaya yeniden ve güçlü bir şekilde hükmedecekti. Selçuk Gazi, Oğuzlara karşı direniş gösterdiği yıllarda çevresinde üç büyük devlet bulunuyordu. Birisi Oğuz Yagbu Devleti olmak üzere, Hazar kıyılarında Samaniler, doğuda ise Karahanlılar bulunuyordu. Selçuk Gazi'nin dört oğlu vardı. Bunlar Mikail, Musa, Yusuf ve Arslan'dı. Selçuk Gazi'nin en büyük oğlu, Çağrı ve Tuğrul Beylerin babası Mikail, Oğuz Yagbusu ile girdiği savaşta şehit düştü. Bu suretle Çağrı ve Tuğrul Bey, bizzat dedeleri Selçuk Gazi tarafından büyütülmüş, anneleri eski Türk geleneklerine göre Selçuk Gazi'nin diğer oğlu Yusuf ile evlendirilmiştir. Bu yıllarda Çağrı ve Tuğrul Bey 15 yaşlarında olup yönetimde rol almaya başlamışlardı. Ancak Selçuk Gazi'nin oğlu Arslan Yagbu da Mikail'in ölümünden sonra hanedanda ön plana çıkmaya başlamıştı. Arslan Yagbu, Karahanlılar ile Samanilerin mücadelesinde etkin rol oynamış, Samanilere yardıma gitmişti. Ancak Samaniler 999 yılında yıkılmaktan kurtulamadı.
Nitekim Samaniler içerisinde devlet yönetiminde bulunan Gazneli Mahmud bu topraklarda artık Gaznelilerin hüküm süreceğini ilan etti. Selçuk Gazi 1006 ya da 1007 yıllarında vefat edince Çağrı ve Tuğrul Bey amcaları Arslan Yakbu'nun yanına göç etmişlerdi. Ancak bu iki kardeş amcalarına tam bağımlı değillerdi. Çağrı ve Tuğrul Bey amcası Arslan Yakbu'nun yanında barınamadı. Zira Arslan Yakbu, Karahanlı iç meselelerine dahil olmuş siyasi bir kimlik kazanmaya çalışıyordu. Çağrı Bey ise burada Karahanlılar ile büyük mücadelelere girdi. Çağrı Bey, Harun Buğra Han'ı mağlup etmeyi de başardı. Bir müddet Tuğrul Bey Karahanlıların eline esir düştüyse de Çağrı Bey, Tuğrul Bey'i esir değişimi sayesinde kurtarmayı başardı. Nitekim Çağrı ve Tuğrul Bey buralarda tutunamayacağını anladılar. ...2018 yılında Çağrı Bey meşhur Anadolu keşif seferine çıktı. Özellikle Vaspurkan eyaletinde zaferler kazandı. Gürcülerin yönettiği Nahçıvan bölgesine kadar ilerledi. Geri dönüşte Gazneliler önünü kestiyse de Buhara bölgelerine geri dönmeyi başardı. Ve kardeşi Tuğrul Bey'e şöyle dedi. Bizim burada Karahanlılar ve Gazneliler ile mücadele etmemiz mümkün değildir. Batı'ya gidelim. Çünkü oralarda bize karşı koyabilecek güçte devlet yoktur. Bu sırada Selçukluların diğer kolu olan Arslan Yakbu bölgede kendinden söz ettirmeye başlamış ve Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han Arslan Yakbu'nun güçlenmesinin sakıncalı bir hale geleceğini düşünmüştü. Bu suretle 1025 yılında Gazneli Mahmud ile Semerkant'ta bir görüşme yaptılar. İki devletin ortak çıkarları adına önemli kararlar aldılar. Gazneli Mahmud bu görüşmeler üzerine Arslan Yakbu ile Ali Tigin'i huzuruna davet etti. Gazneli Mahmud ile görüşmeye giden Arslan Yakbu yakalanarak esir edildi ve Hindistan'daki Kalincar Kalesi'ne hapsedildi. Karahanlılar Selçuklular üzerine saldırılara başladı. İlk etapta Karahanlılar Selçukluları bozmayı başardılar. 20 Ocak 1029'da Çağrı Bey'in oğlu Alparslan dünyaya geldi. Onun doğumu kendileri için uğurlu kabul edildi. 1030 yılında bu defa Selçuklular harekete geçen taraf oldu. Ve Selçuklular Karahanlılara karşı zafer elde ettiler. Ancak Selçukluların bu galibiyeti onlara zafer değil, üzerlerine daha güçlü bir kuvvetin gelmesi için zemin hazırladı. Bu sırada ünlü Türk komutanlarından Gazneli Mahmud 1030 yılında vefat etti. Türk tarihinin en tanınmış komutanlarındandır. Hindistan'a 17 kez sefer yaparak bölgenin Müslümanlaşmasında büyük bir etkiye sahip oldu. Gazneliler taht mücadelesine girdiler.
Bu karışıklığı fırsat bilen Selçuklular Harezm bölgesine göç ettiler. Selçuklular bu suretle Gazneli ve Oğuz Zagbulu sınırlarına ulaştılar. Musa Yagbu yumuşak huylu birisiydi. Bu sebepten yeğenlerinin iktidarını kabullendi. Gazne Sultanı Mesud taht mücadelelerinin ardından veziri Taşfaraş'ı Türkmenlerin üzerine gönderdi. Mesud'un asıl isteği bu Türkmenleri itaat altına almasıydı ki Emir Taşfaraş katı yürekli bir adamdı ve 50 Türkmeni katlederek savaşın ateşini fitilledi. Maveraü'n-Nehir'den gelen Türkmenlerin de desteği sayesinde özellikle Horasan bölgesinde Türkmenler Gaznelilere karşı isyan çıkardı. ...1034 yılında gerçekleşen çatışmalarda Emir Taşfaraş öldürüldü. Selçukluların gücü 15 bin askere kadar ulaşınca Gazneliler dikkatini Selçukluların üzerine verdiler. Sultan Mesud Teberistan'a sefer düzenledi ve ele geçirdi. Ardından Nişavur'a geldi. Mesud, Emir Hacip komutasında 17 bin asker ve fil ordusuyla Selçukluların üzerine yürüdü. ...29 Haziran 1035 günü Nesa yakınlarında gerçekleşen savaşı Selçuklular kazandı. Bu savaş Selçuklulara büyük ganimet ve silah sağladı. Karşılıklı konuşmalar sonunda Gaznelilere bağlı olmak şartıyla Selçuklulara bazı topraklar verildi. Ancak Selçuklular Türkmenleri tam olarak itaati altına alamadılar. Bu atlı birlikler Serah ve Cürcan bölgelerinde akınlar düzenlediler. 1038 yılında Hacip Sübaşı Selçuklular üzerine yürüdü. Ve Gazneli ordusu bir kez daha mağlup edildi. Sultan Mesud bu mağlubiyetler karşısında iyice sıkışmaya başladı. Bu başarı karşısında Çağrı Bey ordusu ile Merv şehrine, Musa Yagbu Serah'a ve Tuğrul Bey Nişabur'a girdi. Tuğrul Bey bu fetihle ailede ön plana çıkmaya başladı. Kazanılan bu zaferler sonunda Selçuklular devletleşmeye başladılar. Sultan Mesud, Selçuklular sorununu kökünden halletmek niyetiyle 30 fil bulunan 100 bin kişiye yakın ordusuyla Tuğrul ve Çağrı Bey'in üzerine doğru ilerledi. Selçuklu atlıları Gazneli ordusuna vurkaçlar yapıyor ve su kuyularını kapatıyorlardı. Gazne ordusu susuzluktan kırılmak üzereydi. Ve Dandanakan'da su bulacakları ümidiyle buraya doğru ilerlettilerse de Selçuklu ordusu burada kendilerini bekliyordu. İki Türk devleti olan Selçuklular ve Gazneliler arasında geçen bu muharebenin galibi Çağrı ve Tuğrul Bey oldu. Sultan Mesud kaçarak canını zor kurtardı. Mesud'un ordusu artık dağılmış vaziyetteydi. Bu savaş yaşanırken Alparslan 11 yaşındaydı ve savaşın gerçekleştiğine şahit olmuştu.
Savaşın ardından toplanan kurultayda Selçukluların ele geçirmiş oldukları doğu kısmı Horasan Çağrı Bey'in idaresine bırakıldı. Çağrı Bey kısa sürede Belh'i kuşattı. Gazneliler iki defa yardım gönderdiyseler de Selçuklular bu iki orduyu da bozdular. Şehrin valisi Altun Atak'tan şehrin teslim edilmesi istendiğinde vali çaresiz Belh'i Çağrı Bey'e teslim etti. Çağrı Bey devletin doğu kısmından gelebilecek olan Karahanlı ve Gazneli tehdidine karşı set olacaktı. Bu devirdeki en zorlu görev bu yüzden kendisine kalmıştı. ...1041 yılında Gazneli hükümdarı Mesud öldü. Yerine Gazneli Mevdud geçti. Mevdud'un en büyük hedefi artık Hindistan değil Selçuklulardı. 1041 yılındaki diğer önemli olay İbrahim Yinal'ın Rey şehrini ele geçirmesi oldu. İbrahim Yinal anne tarafından Tuğrul ve Çağrı Bey ile kardeştir. Ancak babası Yusuf Yinal'dır. Tuğrul ve Çağrı Bey'in babası Mikail ölünce eşi Yusuf Yinal ile evlendirilmişti. Çağrı Bey'in doğu sınırlarını tutması, Selçuklu'nun batı kolunun hızlı ve arkası güvende hareket etmesini sağlıyordu. Çağrı Bey'in diğer oğulları akınlara katılırken Alparslan babasının yanında sağlam bir eğitim alıyordu. ...1042 yılında İbrahim Yinal Hamedan'a girerken Tuğrul Bey ise Teberistan'ı Selçuklu topraklarına kattı. Mevdud taht mücadelesi içine girmişti. Çağrı Bey Gazneliler ile barış dönemine girmek ve uzlaşma sağlamak adına kızı Şevher Hatun'u Gazne Sultanı Mevdud ile evlendirdi. Nitekim Mevdud taht mücadelesini kazanınca Selçuklu topraklarına yine göz dikti. Bu sırada Çağrı Bey hastalanıp yatağa düştü. Mevdud bunu fırsat bilerek 1043'te Belh'e saldırdı. Çağrı Bey yanında eğittiği kıymetli oğlu Alparslan'ı Gazneli ordusuna karşı savaşmak üzere görevlendirdi. Henüz genç yaştaki Alparslan Belh'e geldi. Melik Alparslan ordusuyla Mevdud'un üzerine taarruza geçti ve Gaznelileri büyük bir bozguna uğratarak birçok ganimet aldı. Çağrı Bey oğlunun başarılı olduğunu duyunca büyük bir sevinç yaşadı ve hastalığı kısa sürede geçti. Bu galibiyet Melik Alparslan'ın ilk başarısı oldu. Çağrı Bey artık oğlu Alparslan'ın sorumluluk sahibi olduğuna hükmederek Belh ve çevresinin yönetimini kendisine verdi. Nizamülmülk Melik Alparslan'ın eğitiminden mesul oldu. Çağrı Bey Alparslan'dan kendisinin yokluğunda Nizamülmülk'ü baba gibi görmesini istedi. Çağrı Bey yeniden sıhhatine kavuşunca oğlu Alparslan'a bir emirname gönderdi ve ordularını toplanmasını istedi. Çağrı Bey Melik Alparslan ile birleşerek Tirmiz üzerine yürüdü. Tirmiz önüne geldiklerinde şehrin valisine teslim olmasını emretti. Vali Gaznelilerden umudu kesmişti. Tirmiz Çağrı Bey'e teslim edildi. Selçuklu Devleti'nin sultanı Tuğrul, Rey şehrine iyice yerleşmiş, ordusu emrinde ve her daim muharebelere hazırdı. Amcaoğlu İbrahim Yinal bu dönem Tuğrul Bey'in en büyük yardımcısı durumundaydı.
İbrahim İnal emrindeki ordular ile Büveyhiler üzerine harekete geçti. 1045 yılında İbrahim İnal Kirmanşah'a girdi. Bu yıllardaki en hareketli dönem İran toprakları üzerinde Büveyhilere karşı gerçekleştirildi. İbrahim İnal Kirmanşah'tan sonra civar kaleleri tek tek ele geçirerek Şehrizur gibi önemli bir bölgeyi de fethetti. İbrahim İnal'ın hareket sahasında Doğu Roma'da etkinliğini arttırıyordu. Ani şehri bölgenin en müstahkem şehirlerinden birisiydi. Burası Ermeniler tarafından Doğu Roma'nın idaresine verildi. Ayrıca Romalılar Gürcü Dükü Liparit'e askeri destek vererek onu Magistros ünvanıyla bölgedeki Doğu Roma'ya bağlı yönetici yaptılar. Doğu Roma'nın bu son hareketlerinden sonra Selçuklular ile komşu oldular. Sultan Tuğrul'un emri üzerine İbrahim İnal ve amcaoğlu Arslan Yakboğlu Kotalmış Azerbaycan ve Anadolu içlerine doğru harekata giriştiler. Azerbaycan'daki mahalli hükümdarlar Selçukluların varlığını tanıdı ve İbrahim İnal keşif yapmak maksadıyla Erzurum'a kadar ilerledi. Burada akıncılık ederek yağma yaptılar. Doğu Roma İmparatoru 9. Konstantinos, Selçukluların bu tehlikeli ilerleyişinin önüne geçmek için General Katakalon Kekavmenos'u ve General Auron'u görevlendirmiş ve Gürcü Dükü Liparit'in de Doğu Roma ordusuna destek vermesini istemişti. ...18 Eylül 1048 günü Pasinler'de Doğu Roma ve Selçuklu orduları karşı karşıya geldi. İbrahim İnal ve Arslan Yakboğlu Kutalmış'ın komuta ettiği Selçuklu ordusu Bozkır taktiği uygulayarak düşman ordularını gafil avladı. Zafer kazandığını düşünen Liparit, ölüm çemberinin içine çekilmiş ve esir düşmüştü. Gürcü Dükü Liparit'in esir düştüğünü gören Kekavmenos ve Auron, savaşı kaybettiklerini anladılar ve geri çekildiler. Muharebeyi kesin bir şekilde Selçuklular kazandı. Liparit, Sultan Tuğrul'a esir olarak gönderildi. Doğu Roma İmparatoru, Liparit'in serbest kalması karşılığında yüklü fidye teklif ettiyse de Sultan Tuğrul bunu kabul etmedi. Ancak Sultan Tuğrul, Liparit'in bir daha hiçbir Türk'e karşı savaşmayacağına yemin aldıktan sonra kendisini serbest bıraktı. Mevdut, Gazneli topraklarının bir bir Selçukluların eline geçmesini gururuna yediremiyordu. Sürekli Selçuklular üzerine saldırı planları yapıyordu. Nitekim tek başına Çağrı Bey'i ve Melik Alparslan'ı yenmesinin de imkansız olduğunun farkındaydı. Karahanlılar ile Büveyhilerin İsfahan hakimi Ebu Kalicar ile ittifak kurmak istedi. Bu ittifak üzerine Çağrı Bey'in zor durumda kalacağı kesindi. Ancak Sultan Mevdud rahatsızlanmaya başladı. İttifak meyvelerini vermeden 18 Aralık 1049'da öldü. Karahanlı Arslan Han, Çağrı Bey'in ele geçirdiği Tirmiz üzerine gitti ve şehri yağmaladı. Karahanlıların saldırısı üzerine Çağrı Bey genç oğlu Alparslan'ı bir kez daha görevlendirdi.
Alparslan bölgedeki Karahanlı kuvvetlerini geri çekilmeye zorladı. Böylece yeni bir zafer elde etmiş oldu. Arslan Han barış istedi. Çağrı Bey bizzat bölgeye giderek Arslan Han ile bir sedir üzerine oturarak yemek yediler. Ve Karahanlılar Selçuklu topraklarına bir daha saldırmayacakları üzerine barış yaptılar. Müzik 1050 yılında Sultan Tuğrul orduları ile İsfahan'ı ikinci kez kuşatma altına aldı. Şehir sulh yolu ile Selçuklulara teslim edildi. Diğer Selçuklu kolunu yöneten Çağrı Bey'in diğer oğlu Alparslan'ın abisi Kavurt Bey Kirman bölgesine sefere çıktı. Burada önemli toprak kazanımları elde ederken aynı yıl Alparslan Fesa şehrine doğru yürüyüşe geçti ve şehir Selçuklular ile savaşa girmeden teslim oldu. Gaznelilerde başa Sultan Abdülreşit tahta geçmişti. Onun hacibi Tuğrul Bozan ise kendisini sürekli Selçuklulara karşı kışkırtıyordu. Nitekim bu sayede mevki kazandı. Kendisine bir miktar asker verilerek Horasan'a gönderildi. Kısmi başarılar da elde etti. Bu başarıları karşısında kendisine takviye kuvvetler de gönderildi. Ancak Hacip Tuğrul Bozan birden emrindeki ordu ile Selçuklularla savaşmayı bırakarak Gazne üzerine yürüdü. Şehri ele geçiren Bozan Abdülreşid'i yakalayıp öldürttü ve sultanın kızı ile evlenerek kendisini Gazne Sultanı ilan etti. Nitekim saltanatı uzun sürmedi. Hırhiz adındaki başka bir gülam kendisini öldürmeyi başardı. Abbasi halifesi El-Kaim, Sultan Tuğrul'a Bağdat'a girmesini ve hutbeleri Selçuklular adına okutmasını istiyordu. Bu suretle Şii Büvehi oğullarından kurtulabilecekti. Ancak Sultan Tuğrul, Bağdat seferinin siyasi sebeplerden dolayı şimdilik mümkün olmadığını iletti. Basinler Savaşı'ndan sonra Türkmenler, Azerbaycan ve Vaspurkan civarlarına göç etmeye başlamıştı. Sultan Tuğrul'un büyük hedefi Fatimilerin gücünü kırmaktı. Ancak Fatimiler üzerine ilerlemek için Doğu Roma topraklarından geçmek gerekiyordu. Sultan Tuğrul Doğu Roma topraklarından geçmek istediğini İmparator 9. Monomakos'a bildirdi. Nitekim Doğu Roma buna müsaade etmedi. Sultan Tuğrul 1054 yılında Gence emiri ve Diyarbakır Mervane hükümdarının da desteğiyle Doğu Roma üzerine bizzat sefere çıktı. Sultan Bergiri ve Erciş kalelerini kısa sürede fethetti. Eski Vaspurkan bölgesi Selçukluların eline geçti. Yönünü Malazgirt Kalesi'ne çevirdi. Kale önünde ordugahını kurdu ve kuşatma başladı. Akıncılarını Anadolu içlerine gönderdi. Selçuklu atlıları Anadolu topraklarını yarısına kadar çiğneyip Doğu Roma İmparatoruna gözdağı verdi. Kalenin fethi için mancınık getirildiyse de Doğu Romalılar bu mancınığı yakmayı başardılar. Sultan Tuğrul kışın da gelmesiyle kuşatmayı kaldırdı. Şii Büvehi oğullarının Abbasi halifeliği üzerine baskısı sürüyordu. Halife büyük bir otorite boşluğunda ve Şiiler tarafından büyük baskı altındaydı. Yeniden Sultan Tuğrul'u Bağdat'a davet etti. Bu defa Sultan Tuğrul 1055 yılında Büvehi oğullarının üzerine sefer ilan etti.
Büveyhi hükümdarı El-Melikül Rahim Selçuklu ordusunun karşısına çıktıysa da bozgun yedi. Ve Sultan Tuğrul'a esir düştü. Sultan Bağdat'a girdi. Selçuklular Büveyhi oğullarına son verirken Abbasi halifeliğinin de koruyuculuğunu üzerine aldı. Çağrı Bey ile Hırhiz arasında çatışmalar başladı. Bunun üzerine Alparslan babasının yanına gitti. Alparslan büyük bir ordu ile Gaznelilerin üzerine yürüdü. İki taraf arasında büyük bir savaş gerçekleşti. Nitekim bu harbi kazanan Melik Muhammed Alparslan oldu. İki devlet arasında gerçekleşen savaşlar neticesinde binlerce Türk Müslüman ölüyordu. İki devlet barış istedi. Çağrı Bey ve Gazneliler, ünlü tarihçi ve katip Ebul Fazl Beyhaki'nin kaleme aldığı barış antlaşmasını imzaladılar. Çağrı Bey bu suretle Karahanlılardan sonra Gazneliler ile de barış yapmış oldu. Selçuklu Devleti henüz yeni kurulmuş bir devletti. Ancak çok hızlı bir büyüme yaşadı. Devlet düzeni olarak tek başlılık hakimiyet modelini örnek almış, Çağrı Bey dahi kardeşi Tuğrul'un saltanatını kabul etmiş, kendisi Horasan Melikliği ile yetinmişti. Nitekim üvey kardeşi İbrahim Hinal bu devlet düzenini benimsemek niyetinde değildi. Ve Selçuklu Sultanlığını kendisinin hak ettiğini düşünüyordu. Bu düşüncesinden de bütün Selçuklu hanedanı haberdardı. Bu sırada Musul hakimiydi. Kısa bir süre sonra beklenen oldu. İbrahim Hilal isyan etti. İbrahim Hiral bölgedeki Türkmenler tarafından oldukça sevilen birisiydi. Başarılı bir komutandı. Hamedan'da isyan ateşi yandı. Sultan Tuğrul derhal İbrahim Hiral'ın üzerine yürüdü. Sultan Tuğrul İbrahim Hiral isyanını bastıramadı. Horasan hakimi Çağrı Bey'e haber gönderdi. Çağrı Bey oğulları Kavurt, Alparslan ve Yakuti'yi amcaları Sultan Tuğrul'a yardıma gönderdi. ...23 Temmuz 1509 günü Rey yakınlarında şiddetli bir savaş gerçekleşti. İbrahim Hinal bu savaşı kaybetti. Kaçmaya çalışırken yakalandı. Başta Alparslan olmak üzere yeğenleri tarafından esir edildi. Sultan Tuğrul İbrahim Hinal'ı yay kirişiyle idam ettirdi. Bu olay özellikle Melik Alparslan'ın prestijini arttırdı. ...1059 yılının sonlarına doğru Çağrı Bey vefat etti. Yerine Melik Alparslan Horasan hakimi oldu. Aradan geçen birkaç yıllık bir süreden sonra Sultan Tuğrul da rahatsızlanmaya başladı. Bu haberler üzerine Arslan Yakboğlu Kutalmış da tahta geçmek için harekete geçti. O da isyan çıkardı. Sultan Tuğrul ise Çağrı Bey oğlu Süleyman'ı veliaht tayin ettiyse de Süleyman diğer aile üyelerinden daha kudretli değildi. Sultan Tuğrul'un rahatsızlığının artması üzerine tahta oturmak için Süleyman, Kutalmış ve Alparslan mücadele içerisine girdiler. Şüphesiz yeni Selçuklu Sultanı olmak için en kudretli iki aday Arslan Yakboğlu Kutalmış ve Çağrı Bey oğlu Melik Alparslan'dı.
Sultan Tuğrul'un 4 Eylül 1063 günü vefat etmesi, Büyük Selçuklu Devleti'nin başına kimin geçeceği problemini de ortaya çıkardı. Vezir Ahmedülmelik Kündüri şüphesiz Veliaht Süleyman'ı destekliyordu. Nitekim Kutalmış da tahtı Süleyman'a ya da Alparslan'a bırakmak niyetinde değildi. Selçuklu hanedan üyeleri belirli bir toprağa hükmederdi. Alparslan Horasan'a, Kavurt Kirman'a, Bodrulan İbrahim Hinal ise Musul'a hükmetmişti. Bu hanedan üyelerinin hepsi Selçuk Gazi oğlu Mikail'den devam ediyordu. Bu yüzden Kutalmış Arslan Yagbu soyundan geldiği için yıllarca Tuğrul Bey'in yanında kalmış, sadece sultanın emirlerini yerine getiriyor, herhangi bir toprağa hükmetmiyordu. Kutalmış Sultan Tuğrul öldükten sonra Selçuk Gazi'nin vefatının ardından yönetime geçmiş olan babası Arslan Yagbu'nun hakimiyet yıllarını göz önünde bulundurarak taht için aday oldu. Esasen Kutalmış henüz Sultan Tuğrul zamanında bu isteğini açıkça dile getirerek Tuğrul'u tahttan dahi indirmek istemişti. Kutalmış'ın isyanı 1061 yılından beri devam ediyordu. Ahmedülmülk Kündüri alelacele Süleyman'ı tahta çıkardı. Zira Süleyman'ın tahta geçmesi Kündüri'nin de yolunu açacaktı. Ne Kutalmış'ın ne de Alparslan'ın kendisini sadaret makamında bırakmayacağı aşikardı. Kündüri bu sebepten Rey Kalesi'nde bulunan 700 bin altını asker, sivil ve devlet adamlarına dağıtarak kesin biat istedi. Süleyman'ı destekleyen Kündüri hemen Horasan Meliki Alparslan'a da sert bir mektup göndermekten de çekinmedi. Sultan Tuğrul'un Süleyman hakkındaki vasiyetini biliyorsun. Eğer Süleyman'ın saltanatını tanırsan, Harizm ve Nişabur'da başka yerlerde senin himayene ek olarak verilebilir. Dilersen altın da gönderebiliriz. Hutbelerde Süleyman'dan sonra senin de adını okuturuz. Buna rağmen tahta hak iddia edersen, sen bize saldırmadan biz sana saldırırız. Kündüri, Melik Alparslan'ı tahttan uzaklaştırmak adına elinden gelen her şeyi yapıyordu. Hekim Çağrı Bey, oğlu Alparslan'ı tam bir hükümdar olacak şekilde yetiştirmiş ve açıkça zamanı gelince onun sultan olmasını da desteklemişti. Alparslan Kündüri'ye cevap olarak, senin gibi deneyimli bir devlet adamı nasıl olur da benim gibi büyük kuvvete sahip bir meliki kenara atıp hiçbir varlık göstermemiş olan Süleyman'ı tercih eder? Bu anlaşılacak bir şey değildir. Esasen Kündüri devletin çıkarlarını değil kendi çıkarlarını koruyordu. Çünkü Kündüri Alparslan'ın yanında olan Atabey'i Nizamülmülk'ü vezir yapacağını biliyordu. Esasen hanedan içerisinde Süleyman'ın tahta çıkmış olmasını desteklemeyen birçok hanedan üyesi bulunuyordu. En başta Sultan Tuğrul'un Hacibi Erdem, Yusuf Final oğlu Erbaskan ve Emir Yalsyan Alparslan'ı açıkça destekliyorlardı. Alparslan amcası Musa Yagbu'nun da desteğini almıştı. Musa Yagbu devletin kurucularından çok önemli bir isimdi. Herat'ta hükmediyordu. Diğer taraftan Kutalmış ise Türkmenlerin desteğini almıştı. Türkmenler zamanında Arslan Yagbu tarafından büyük destek görmüşlerdi.
Bu sebepten de oğlu Kutalmış'ı desteklemekten çekinmediler. Kutalmış 50 bin kişilik bir ordu hazırladı. Kutalmış Rey yakınlarına gelerek Selçuklu emirlerinin kendisini desteklemesini istedi. Bazı emirler Kutalmış'ın sultanlığını kabul edip kendisini Rey üzerine hareket etmeye ikna ettiler. Kutalmış'ın Rey üzerine yürüdüğünü haber alan Melik Alparslan da ordusunu toplayıp harekata başladı. Yaşanan bu hadiseler karşısında Kündiri, Süleyman'ın tahta kalamayacağını anlayınca yönünü Alparslan'a çevirdi. Zira Kündiri, Sultan Tuğrul zamanında Kutalmış'ın üzerine yürüyüp onun kalesini kuşatmıştı. Bu yüzden Kündiri değil Kutalmış'ın veziri olmak hayatta kalacağının dahi garantisi yoktu. Kutalmış Rey üzerine yürüdüğünde Amidilmül Kündiri derhal Alparslan'a yaklaştı. Zira Rey'in kalesinde hapis kalmıştı. Kündiri Alparslan adına hutbe okuttu ve kendisini Rey şehrine davet etti. Kündiri'nin Alparslan'a biat etmesi üzerine Süleyman Rey'den çıkarak Şiraz'a sığındı. Kutalmış Alparslan'ın üzerine yürüdüğünü öğrendiğinde ölüm kalım mücadelesine başlamayı göze almıştı. Alparslan Kutalmış'ın üzerine gelirken savaşmadan teslim olmasını istediyse de Kutalmış bunu kabul etmedi. Artık iki ordunun savaşmaktan başka çaresi kalmamıştı. Kutalmış'ın ordusu sayıca fazla olmasına rağmen Alparslan'ın komutanlarının hepsi büyük tecrübelere sahip devlet adamlarıydı. Kutalmış'ın ordusu, Alparslan'ın ordusu tarafından bozgun yedi. Kutalmış savaşı kaybetti. Savaş alanından kaçmaya başlamıştı ki atı tökezlemiş ve Kutalmış da üzerinden düşmüştü. Yaralanan Kutalmış öldü. Alparslan Kutalmış'ın cesedini gördüğünde büyük bir hüzne kapılıp ağladığı söylenir. Kutalmış'ın oğulları yakalandıysa da öldürülmedi. Kutalmış Rey'e Sultan Tuğrul'un yanına defnedildi. Kutalmış, Selçuklu tarihi kayıtlarında iyi bir asker, yetenekli bir komutan olarak bahsedilir. Uzun yıllar boyunca babası Arslanyak Büyü kurtarmak için mücadele etmişti. Nitekim babası Gaznelilerin Kalincar Kalesi'nde ölünce Çağrı ve Tuğrul Bey'in yanına geldi. Tuğrul Bey'den aldığı ferman üzerine Azerbaycan üzerine büyük akınlar yaptı. Çok fazla bilinmese de 1045 yılında Divin Muharebesi'nde 25 bin kişilik Doğu Roma ordusunu ezici bir mağlubiyete uğratmıştı. Bu ordunun başında ise Liparit gibi bir komutan bulunuyordu.
1048 Pasinler Savaşı'nda büyük yararlılık gösterirken, Sultan Tuğrul 1055'te Bağdat'a girerken yanında Kutalmış da bulunuyordu. Nitekim Tuğrul Bey, Çağrı Bey oğlu Süleyman'ı veliaht gösterince 1061 yılında isyan etti. 2 yıl kadar isyana devam etti ve Tuğrul Bey'in ölümünden sonra tahta geçmek istemesi ölümüne sebep oldu. Kutalmış, Selçukluların soyunun devam etmesini sağlayan kişidir. Oğlu Süleyman Şah 1075 yılında İznik'i ele geçirecek ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni Kutalmış oğlu Süleyman Şah tarafından kuracak ve bu soy devamlılığı Osmanoğlu'na, oradan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar devam edecektir. Alparslan, Kutalmış'ın ordusunu bozduktan sonra Rey şehrine doğru harekete hazırlandı. Alparslan artık Selçukluların ikinci hükümdarıydı. Rey'de sultanın gelişi için hazırlıklar yapıldı. Büyük bir taht töreni gerçekleştirilecekti. 23 Ocak 1064 günü Sultan Alparslan askeri törenle şehre girdi. Devlet adamları hazır beklediler. Vezir Amidülmülk Kündiri eşyalarını toplamak için Sultan Alparslan'dan izin istediyse de Sultan bunu kabul etmedi. Sultan Alparslan ilk günlerde Vezir Amidülmülk Kündiri'ye yakınlık gösterse de devlet hazinesindeki parayı harcadığı için Kündiri'yi azarladı. Diğer emirlerin ve Nizamülmülk'ün de uyarısıyla Kündiri, tehlikeli bir devlet adamı olarak görüldüğünden görevinden 10 Ocak 1064'te azledildi. Sultan Alparslan, Kündiri'den boşalan yere Atabey'i Nizamülmülk'ü getirdi. Kündiri ise hapsedildiği kalede öldürüldü. Abbasi halifesi El-Kaim Bi-Emrillah, Sultan Alparslan'a tebrik mektubu gönderdi. Saltanatını tebrik ve tasdik etti. Esasen Sultan Alparslan'ın omuzlarında çok büyük bir yük vardı. Sultan Tuğrul gibi, babası Çağrı Bey gibi isimlerin devamıydı. Sultan Alparslan'ın ilk hedefi şüphesiz Doğu Roma eyaleti haline gelen Vaspurkan, Ani, Doğu Anadolu ve Gürcistan bölgeleriydi. Sultan Alparslan, Karahanlılar ile saldırmazlık antlaşmasına sadık kalınması konusundaki tavrını devam ettirdi. Onun hedefi batı topraklarını genişletmekti. Sultan Alparslan 1. Gürcistan seferini ilan etti. Orduların toplanmasını emretti ve 22 Şubat 1064 günü yürüyüşe geçti. İlk olarak Bağdat'ın 190 kilometre kuzeydoğusundaki eşkıyalık edip yol keserek kervanları soyanların hadlerini bildirdi. Yakalanan bazı eşkıyalar sultandan af dilediler. Bölgenin kontrolü Emir Bey Arslan'ın idaresine bırakıldı. Sultan Alparslan ordusu ile Azerbaycan'a geldi. Tuğtekin ismindeki Romalılara karşı akınlar yapan Akıncı Bey'i Sultan Alparslan'ın huzuruna çıkarak bağlılığını sundu. Azerbaycan'daki birlikler de sultanın ordusuna katılınca Alparslan orduyu ikiye ayırdı. Bir kolun komutasını kendisi üstlenirken diğer koldan da Alparslan oğlu Melikşah ile Nizamülmülk komutayı eline aldı.
Bu suretle daha sonra veliaht ilan edeceği Melikşah orduya komuta etme fırsatı bulmuş oldu. Sultan Alparslan Ermenilerin hakimiyet kurduğu bölgeye doğru ilerledi. Burada kısa sürede başarı elde eden Sultan Tiflis'in batısına doğru yürüdü. Buradan hareketle Oltu Kalesi'ne kadar yaklaştı. Bölgeyi kontrolü altına alan Sultan Alparslan, Ahı Kelek'i kuşatma altına aldı. 3 günlük kuşatmanın ardından şehirdeki askerler yüz yüze savaşmayı seçtilerse de mağlup oldular. Ahı Kelek'in düşmesiyle Selçuklular büyük ganimet aldılar. Sultan Alparslan hedefini George üzerine yöneltti. George bölgede Doğu Roma'nın gücünün azalması sebebiyle Lori merkezli bir Ermenistan krallığı kurmak niyetindeydi. Ancak Alparslan'ın buraya gelişi onun planlarını alt üst etti. Sultan'dan korkan George, Alparslan'a tabiyetini bildirdi ve Lori'ye geri döndü. Diğer koldan hareket eden Melikşah ve Nizamülmülk, Aras Nehri'ni takip ederek Revan'a kadar yaklaştılar. Özellikle çok sağlam surları olan ve nehir tarafından doğal yollarla korunan Meryemnişin Kalesi'nin fethi, Melikşah'ın kendini kanıtlamasına sebep oldu. Melikşah surlara tırmanırken merdivenden nehire düşmüştü. Melikşah'ın bu çabasını gören asker daha bir şevkle saldırdı ve kale fethedildi. Haber Alparslan'a ulaşınca çok sevindi ve iki ordunun birleşmesini emretti. Bagrat, ülkesinin yavaş yavaş Alparslan'ın eline geçtiğini görünce hediyelerle birlikte elçiler gönderdi. Bagrat barış istemişti. Sultan Alparslan kendisine hitaben şöyle bir mektup gönderdi. Mektubum sana ulaştığında ya İslam'a girer hak yolunu bulursun ya da cizye ödemeyi kabul edip kılıçtan kurtulursun. Başka şekilde seninle savaşmaktan vazgeçmeye imkan yoktur. Bagrat ikinci seçeneği, vergi ödemeyi kabul etti. Sultan Alparslan yönünü Ani şehri üzerine çevirdi. Burası on binlerce kişinin yaşadığı, surları ile ünlü Bizans hazinesine ev sahipliği yapan şehirdi. Bu sebeple Doğu Romalı komutanlar tarafından savunuluyordu. Şehir tarihinde hiç kuşatılmamıştı. Halk Sultan Alparslan ve ordusunu gördüğünde büyük korkuya kapıldı. Kuşatma çok zorlu geçti. Sultan yürüyen kuleler yapılmasını emretti. Uzun süren kuşatma netice verdi ve Ani 16 Ağustos 1064'te Selçukluların eline geçti. Sultan Alparslan'ın fetihleri Bağdat'a halifeye bildirildiğinde El-Kaim Sultan Alparslan'a Ebu'l-Feth, fetihlerin babası ünvanına layık gördü. Sultan Alparslan bu ilk seferinden büyük galibiyetlerle ayrılmış ve Sultan Tuğrul kadar yetenekli bir komutan olduğunu ve gelecekte büyük başarılar elde edeceğini de açıkça göstermişti. Alparslan Rey şehrine döndüğünde abisi Kavurdun isyanını öğrendi. Esasen Kara Arslan Kavur Bey,
Amcası Sultan Tuğrul öldüğünde Kutalmış ve Alparslan Savaşı'nda İsfahan'a kadar yürümüş, fakat Alparslan'ın savaşı kazandığını öğrendiğinde geri dönmüştü. Kirman zengin bir bölge değildi. Bu yüzden Kavurt uygun anı beklemek için geri çekilmişti. Umman'a yaptığı seferler neticesinde yüklü ganimet ele geçirip tahta adaylığını tekrar gösterdi. Sultan Alparslan abisi Kavurd'un üzerine yürüdüğünde Kavurt başarılı olamayacağını anlayarak isyanına şimdilik son vermek zorunda kaldı. Sultan Alparslan, Karahanlı ve Gazneliler ile olan ilişkilerini daha sağlama almak ve ilişkilerini güçlendirmek üzere Merv'e geldi. Önce babası Çağrı Bey'in mezarını ziyaret etti. Babasının ruhu için sadakalar dağıttırdı. Oğlu Melikşah'ı Karahanlı hükümdarı İbrahim Tangaç Han'ın kızı Terken Hatun ile evlendirdi. Sultan Alparslan diğer oğlu Arslan Şah için de Gazneli Sultanı İbrahim'in kızını aldı. Bu suretle batıdaki iki büyük Türk devleti ile yakın ilişkiler kuruldu. Sultan Alparslan üst yurt Mangışlak'a sefer düzenlemek üzere ordusunu hazırladı. Burada Kıpçaklar ve gayrimüslim Türkler yaşamaktaydı. Burada bulunan Kafşut isimli bir bey sürekli kervanlara saldırıyordu. Sultan Alparslan'ın buraya sefer yaptığını öğrenen Harizm hakimi Fafür, sultana elçiler göndererek hediyeler sundu. Alparslan'a düşman olan diğer bir bey Cazi'ydi. Selçuklu ordusuna karşılık 30 bin asker hazırlamıştı. Sultan Alparslan, Cazi'nin ordusu üzerine hücum emri verince, Cazi'nin ordusu bozuldu. Kafşut'un yakınlardaki bir kaleye sığındığı öğrenildi. Sultanın askerleri Harizm'deki kaleyi kuşatarak Kafşut'u esir almayı başardılar. Sultan Alparslan, Kafşut'u affetti. Bu suretle Kıpçaklar kuzeye doğru atıldılar. Ancak Kıpçakların kuzeye atılması, Muhammed Tapar ve Sultan Sencer döneminde Kafkaslara inen Kıpçaklar kendilerine zor anlar yaşatacaklar. Sultan Alparslan, büyük dedesi Selçuk Gazi'nin mezarının bulunduğu cent üzerine harekete geçti. Kıpçak Cent Bey'i Sultan Alparslan ile savaşmak yerine itaatini sundu. Sultan da kendisine aynı şekilde karşılık verdi. Sultan Alparslan Kıpçak seferinden sonra 6 Mayıs 1066 günü yeniden Merv'e döndü. Buraya geldiğinde başarılarından dolayı Karahanlı ve Gazneli elçileri Alparslan'ın bu başarılı seferini tebrik etti. Diğer tebrik de Abbasi halifesi El-Kaim'den geldi. Sultan Alparslan büyük oğlu Melikşah'ı da veliaht ilan etti ve diğer devlet adamlarından ve emirlerinden biat sözü aldı. Melikşah için güzel bir veliahtlık töreni de yapıldı. Sultan Alparslan başarılı iki seferi ve Kavurt isyanını bastırdıktan sonra hanedan üyeleri arasında ülke topraklarının idaresini paylaştırdı. Belhih kardeşi Süleyman'a, Harizmi kardeşi Arslan Argun'a,
Mervi oğlu Arslan Şah'a Herat bölgesini Yusuf Yunal'a vermişti. Doğu meselesini yoluna koyan Sultan Alparslan Aralık 1066'da Rey şehrine döndü. Nizamülmülk Şii Fatimilerin Sünni Abbasileri ve Selçukluları yıpratmak amacıyla siyasi ve askeri faaliyetlerin yanı sıra ilmi açıdan da yoğun bir propagandaya giriştikleri dönemde Ehl-i Sünnet akidesini güçlendirmek ve devletin ihtiyaç duyduğu görevlileri yetiştirmek için ülkenin her tarafında medreseler açmaya karar verdi. Bu konuda Sultan Alparslan'dan da izin alan Nizamülmülk, onun devrinde ve daha sonra Sultan Melikşah zamanında Irak-ı Arap, Irak-ı Acem, Horasan, Mavera-ün-Nehir, Suriye ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde medreseler kurdu. Bunların bir kısmı onun ölümünden sonra açılmakla birlikte Bağdat Nizamiye Medresesi örnek alındığı için hepsi bu adla anılmıştır. Nizamülmülk'ün kurduğu medreselerde dönemin büyük alimleri ve büyük bilim adamları yetişti. Nizamülmülk'ün sağlığında Nizamiye medreselerinde yetişen en önemli isimlerden birisi de İmam Gazali oldu. Büyük bir ilim adamıydı. İleriki yıllarda Melikşah döneminde 1091 yılında Bağdat Nizamiye medreseleri baş müderresliğine kadar yükselecek ve Bağdaniye'ye büyük darbe vuracaktır. Nizamülmülk'ün kurduğu bu medrese üniversite sistemi Selçuklulardan sonra Osmanlılar devrinde de aynı şekliyle devam edecektir. Sultan Alparslan'ın abisi Kara Arslan Kavurt Bey, Melikşah'ın veliaht yapılmasına ve tüm Selçuklu topraklarında Alparslan'dan sonra hutbelerde Melikşah'ın adının geçmesini kabullenemedi. Gerçekten Kavurt'un veziri de Selçuklu ülkesini yönetmek adına Kavurt'u isyana sürüklemişti. Kavurt da yanındaki adamlara güvenmiş ve "Sizden bu şekilde hizmet ve yardım görünce benim Alparslan'a muhalefet ve düşmanlık göstermem muhakkaktır." diyordu. Kısa zamanda Kirman'da Alparslan adına okutulan hutbeyi kaldırdı ve kendi adına sikke bastırınca isyan fiili olarak tekrar başladı. Bu sikkeler Sultan Alparslan'ın eline geçince derhal savaş hazırlıklarına başladı. Abisinin üzerine yürüdü. Kavurt'un gönderdiği öncü birlikleri de bozguna uğrattı. Öncü birliklerin bozulması, Kavurt'un emrindeki esas ordunun da moralini bozmuş ve sultana karşı savaşmak istememişlerdi. Ordusunun savaşmadan dağıldığını gören Kavurt, Ciruft Kalesi'ne sığındı. Buradan Alparslan'a mektup yazdı. "Vezirin sözüne uydum, hata ettim. Sultandan af ve bağışlanma dilerim." Sultan Alparslan ince ruhlu bir insandı. Karşısındaki kişilerin her zaman af dilemesini bekler ve bağışlamak için sabırsızlanırdı. Kavurt Bey de Alparslan'ın huzuruna çıktı. Alparslan abisi Kavurt'u ayakta karşılayıp büyük bir sevgiyle kucaklayarak affetti. Kavurt Bey bu kadarını beklemiyordu. Vakaneüsler bu olay karşısında Kavurt Bey'in ağladığını söylerler. Kavurt Bey yine Kirman'ın başında kaldı. Sultan Alparslan buradan ayrıldı. Sultan Alparslan 1. Gürcistan seferi sonrası bölgenin başına Şeddadilerden Ebul Esvar'ı bölge yöneticisi olarak bırakmıştı. Nitekim Ebul Esvar ölünce Gürcü Kralı 4. Bagrat Selçuklulara karşı harekete geçti.
Sultan Alparslan'da yaşanan bu olaylar üzerine bölgeye tekrar Ekim 1067'de sefer ilan etti. Emir Savtekin Selçuklu öncü birlikleriyle Azerbaycan bölgesine geldi. Arkasından da Sultan Alparslan ana orduyla geliyordu. Sultan Alparslan Şeki Kahati arazisine girdiğinde civardaki kaleler Selçuklu ordusuyla çarpışmadan teslim olmayı seçti. Bu sırada Sultan Alparslan beklemediği bir durumla karşılaştı. Şeki Kahati yöneticisi Ahsartan sultanın huzuruna çıktı ve İslam dinine geçmek istediğini bildirdi. Sultan Alparslan kendisine şehadet getirdi ve çok değerli hediyeler verdi. Ayrıca büyük bir lütuf olarak yanında at sürmesine de izin verdi. Ahsartan Sultan Alparslan'ın yanında yer aldı. Selçuklu atlılarına yağma izni verildi. Hızlı Selçuklu süvarileri Tiflis yakınlarına kadar at koşturdular. Sultan Alparslan'ın Tiflis'e gelişinden kısa süre sonra şehir Selçukluların idaresine geçti. Alparslan, Bagrat'ın sığındığı kalenin kuşatılmasının emrini verdi. Nizamülmülk kaleyi kuşattı. Bagrat, sultandan af diledi. Sultan Alparslan, Bagrat'ı affetti ve yıllık vergiye bağladı. Bagrat, kış şartlarına güvenip yeniden Sultan Alparslan'ın askerlerine saldırdı. Nitekim Selçuklu askeri Gürcü askerleri karşısında yine üstün geldi. Bölge tamamen ele geçirilirken Bagrat da kaçmak zorunda kaldı. Sultan Alparslan Kafkaslar'da yeni ele geçirilmiş bölgelere önemli komutanlar bıraktı. Bu komutanlar arasında ileride Anadolu Selçuklularını kuracak olan Kutalmış oğlu Süleyman Şah da bulunuyordu. Sultan Alparslan komutanlarına Anadolu'daki faaliyetlerinin durmadan devam etmesi için emir verdikten sonra seferi sonlandırdı. Esasen Sultan Alparslan'ın bölgeden bu kadar kısa sürede ayrılmasının ikinci bir sebebi daha vardı. Karahanlı İbrahim Tangaç Han felç olmuş ve yerine Şemsülmülk II. Nasr bin İbrahim geçmişti. Sultan Alparslan'ın Gürcü seferinde olmasını fırsat bilen Kavurt Bey yine isyan hareketlerine girişti. Kavurt bu defa Şiraz hakimi Fazlıye'yi de isyanına katmıştı. Sultan Alparslan derhal isyan üzerine sefere çıktı. İsfahan'dan Şiraz'a gelen Sultan Alparslan, Fazlıye ile Nizamülmülk'ün ilgilenmesinin emrini verdikten sonra kendisi Kavurt'un üzerine gitti. Nizamülmülk, Fazlıye'nin etki alanındaki bölgelerde yeniden Sultan Alparslan'ın adına hakimiyet sağladı. Nizamülmülk, Fazlıye'yi yakaladı ve isyanın bu ayağını bitirdi. Fazlıye Sultan'ın huzuruna çıkarıldığında yeniden bağlılık sunmuş ve Sultan Alparslan da kendisinin gözetim altında tutulması şartıyla affetmişti. Sultan Alparslan Kavurt'un bulunduğu kaleyi kuşattığında yine kendisine mektuplar göndererek af diledi. Sultan Alparslan meselenin daha fazla uzamaması için kuşatılmış olan kalenin başına Melikşah'ı bıraktı ve başkente geri döndü. Kavurt isyanı yine tam anlamıyla kontrol altına alınamamıştı. Ancak Nizamülmülk'ün aldığı bir tertip neticesinde Fazlıye'nin bir kez daha isyan etmesinin önüne geçildi.
Fazlıye Selçuklu askerlerinin kontrolündeydi. Nizamülmülk askerlerine bu tarz bir kaçırma teşebbüsü yaşanması durumunda Fazlıye'nin öldürülmesini emretmişti. Neticede Fazlıye kaçırılmadan öldürüldü ve devlet içerisinde isyan çıkarabilecek tehlikeli bir emir yok oldu. Sultan Tuğrul Bey zamanında Maviraünnehir'den İran'a göçen Türkmenler, Azerbaycan bölgelerine yerleşerek Doğu Roma toprakları üzerine gaza faaliyetlerinde bulunmuştu. Kendilerine en çok desteği veren de İbrahim Yinal olmuştu. Türkmen hareketleri Doğu Roma'yı da yıldırmıştı. Neticede 1048 Pasinler Savaşı'ndan sonra Doğu Roma ile barış dönemine girilmişti. Ancak bu barış dönemi çok uzun sürmedi. Doğu Roma İmparatorluğu iki taraftan sıkışmış vaziyetteydi. Doğudan Türkmen akınları gerçekleşirken batıdan da Peçenek saldırıları gerçekleşiyordu. Nitekim Doğu Roma 1067 yılında ağır bir darbe daha yedi ve İmparator Konstantin Dukas ölünce taht boş kaldı. İmparatorun ölümünden sonra Prenses Judika, küçük yaştaki oğulları adına yönetimi eline aldı. Doğu Roma'nın bu kötü durumunu düzeltmek isteyen prenses, kurtarıcı olarak gördüğü Kapadokyalı asilzade General Roman Diyojen ile evlendi ve imparatorluğun başına geçirdi. Bu sıralarda Anadolu'nun içlerinde Afşin Bey rüzgarları esiyordu. Selçuklu akıncılarının Anadolu'da ayak basmadığı yer kalmamıştı. Selçuklulara dur demek isteyen Roman Diyojen yeni tedbirler almaya başlayacaktı. Makedonya, Trakya, Yunanistan ve Anadolu'dan asker toplayarak Anadolu seferine çıktı. İlk hedefi Afşin Bey'in saldırılarına engel olmaktı. Roman Diyojen Afşin Bey'i yakalamak adına Kayseri'ye, oradan da Sivas üzerine doğru ilerledi. Nitekim Türk atlılarını yakalamak mümkün olmadı. Roman Diyojen Halep'i almak üzere harekete geçti. İlk olarak Menbiç Kalesi'ni kuşattı. Dış kaleyi ele geçirdiyse de iç kaleyi düşüremedi. Halep hakimi ve Türkmenlerin saldırıları üzerine geri çekildi. Diyojen Çukurova'ya geldiğinde Afşin Bey'in Afyon'a girdiğini öğrendi. Derhal Türk atlılarının üzerine yürümeyi düşündü. Nitekim Afşin Bey'in hızlı atlarına yetişmek mümkün olmadı. Bu sefer mevsimi Diyojen için bitmişti. Konstantinopolis'e zafer kazanmış edasıyla girmesine rağmen muhalifleri bu seferin başarısız olduğunun farkındaydı. 1069 yılında Türk atlıları Anadolu'nun her köşesinde faaliyet göstermeye devam ettiler. Roman Diyojen Anadolu'ya bir sefer daha ilan etti. İmparator Diyojen Kayseri'ye ulaştı. Ordusunu üç kola ayırarak ilerlemeye başladı. Bazı ufak çaplı başarılar da elde etti. Selçuklu kuvvetleri ani taarruzları sayesinde Malatya'da bulunan Bizans kolunu bozguna uğratmayı başardılar. Sağ kalan askerler güçlükle ana orduya katıldılar. Diyojen Sivas'ta bulunurken Selçuklu atlılarının Konya'ya girdiklerini öğrenince geri döndü. Diyojen geri dönerek Selçuklu akıncılarını yakalamak istediyse de Türkler Toros Dağları üzerinden farklı bir geçitten ilerleyerek
imparatorun ordusuna yakalanmadılar. Diyojen bu ikinci Anadolu seferinden de başarısız bir şekilde İstanbul'a döndü. Başarılı geçen 7 yıllık saltanatın ardından Sultan Alparslan'a gelen teklif onun bütün planlarını ve düşüncelerini değiştirecek türdendi. Teklifi yapan kişi Fatımi Veziri Nasirüddevle Ebu Cafer bin Hamdan idi. Fatımi halifesi Müntasır Billah ile düşman olmuştu. Cafer bin Hamdan, Müntasır Billah'ın ordusuna yenilmiş ve durumu düzeltmek, rakiplerini alt etmek için Selçukluları mevcut duruma dahil etmeyi düşünmüştü. Alparslan'a yardım için Mısır'a çağırmıştı. Kendisine her türlü desteği verecek ve Mısır'ı ele geçirmesi durumunda artık burada Abbasi halifesi El-Kaim adına hutbe okutacak ve ikiye bölünmüş olan İslam dini yine tek çatı altında Sünniliğin yönetiminde olacaktı. Sultan Alparslan eğer bunu başarabilirse dünyada İslam'ı yeniden tek güç olarak birleştirecek komutan olacaktı. Zaten kısa süre önce de Mekke'de hutbeler artık Sultan Alparslan adına okutulmaya başlanmıştı. Sultan Alparslan Ağustos 1070'de derhal Mısır seferini ilan etti. Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu'ya girdi. Amcası Sultan Tuğrul'un vasiyeti üzerine Malazgirt Kalesi'ni kuşatma altına aldı. Zira Sultan Tuğrul burasını kuşatmış olmasına rağmen fethedememişti. Sultan Alparslan Malazgirt Kalesi'ni ve Erciş'i kısa sürede fethederek yoluna devam etti. Sultan Diyarbakır'a geldi. Şehir Mervan-ı hükümdarlığında bulunup Selçuklulara tabi vaziyetteydi. Diyarbakır'ı daha sağlam bir şekilde Selçuklu yönetimine bağladı. Alparslan Diyarbakır'dan hareket ederek Doğu Roma'nın elindeki Tulhum ve Siverek kalelerini fethetti. Ve yoluna devam ederek Urfa'yı kuşatma altına aldı. Yağmur gibi yağan oklar ve büyük mancınıklar ile şehrin surlarını dövdü. Kuşatma süresi gün geçtikçe uzamaya başlamıştı. Sultan Alparslan'ın ise kaybedecek vakti yoktu. Hedef Mısır'dı. Sultan Alparslan kuşatmayı kaldırarak yoluna devam etti. Mirdasi emiri Mahmud'a elçi gönderildi ve Halep'in Selçuklulara teslim edilmesi ve hutbenin bundan böyle Sünni halifesi El-Kaim adına okunmasını istedi. Şehirde El-Kaim adına hutbe okutulduysa da Halep Selçuklulara teslim edilmedi. Selçuklu ordusu 19 Ocak 1071 günü Fırat Nehri'ni geçti. Halep hakimi Mahmud'a bir kez daha huzura gelmesi için çağrı yapıldıysa da Mahmud yine sultanın huzuruna çıkmadı. Sultan Alparslan Halep şehrini kuşatmak istemiyordu. Mahmud'a bir mektup daha gönderdi. Adını hutbede okutmana ve açıkça bana mektuplar göndermene, huzuruma gelen diğer hükümdarlara lütuf ve ihsanda bulunduğumu bilmene rağmen otağıma gelmekten neden çekindiğini anlamıyorum. Nitekim Selçuklu ordusu Halep şehrini kuşatmaya başladı. Kuşatma bir aydan fazla sürdü. Sultan Alparslan şehrin rıza ile teslim olmasını istiyordu. Mancınık kullanmak istemiyordu. Çünkü Halep Doğu Roma ile sınır şehriydi ve surlara hasar vermek sadece Romalıların işine yarardı.
Bu sırada Roman Diyojen'in elçisi huzura çıktı ve bu sefer de alınan Bizans kalelerinin derhal iade edilmesini talep etti. Bu talep tabii ki reddedildi. Diğer taraftan beklenmeyen bir şey gerçekleşti. Mahmud'un annesi Seyyide Hatun oğlunu zorla tutup sultanın huzuruna çıkardı ve oğlunun bu yaptıklarını cezalandırmasını istedi ve şehri Selçuklulara teslim etti. Halep şehrini alan Sultan Alparslan Mısır'a doğru yoluna devam etti. İmparator Roman Diyojen ise 3. Anadolu seferine çıkıyordu. Nitekim bu defa her şey daha farklıydı. Kaynaklarda farklılık gösterilse de 100 bin ila 250 bin arası değişen büyüklükte bir ordu toplamıştı. Orduda Avrupa'nın her yerinden asker olmakla birlikte gayrimüslim Türkler olan Uz, Peçenek, Kıpçak ve Hazar Türkleri de orduya dahildi. Diğer taraftan 1200 kişinin çekebildiği mancınıklar da Diyojen'in ordusunda bulunuyordu. Kısacası Roman Diyojen, Selçuklular ile ölüm kalım savaşına girmişti. Bütün imkanlarını bu sefer için harcamıştı. Roman Diyojen bu devasa ordu ile Anadolu içlerine ilerlerken Sultan Alparslan da Mısır yolundaydı. Nitekim Sultan Alparslan Roman Diyojen'in çok büyük bir ordu ile ilerlediğini haber alınca Mısır seferinde bulunan ordunun bir kısmını emirlerinden Aytegin'in emrine bırakarak Mısır seferine devam etmelerini emretti. Alparslan kendi emrindeki seçkin askerlerini alarak Diyojen'i karşılamak için Nisan 1071'de geri döndü. Sultan Alparslan Musul'a kadar gelmişti. Bu sırada Malazgirt Kalesi'nin yeniden Doğu Roma'nın eline geçtiğini öğrendi. Nizamülmülk ise Sultan Alparslan'dan önde gidiyor ve Selçuklu illerinden asker topluyordu. Ordunun büyük kuvveti Suriye'de bırakılmıştı. Sultan tüm orduyu yanına alarak geri dönseydi muhtemelen Diyojen Selçuklu topraklarına girecekti. Bu durumda Haçlı ordusunun da büyük yağma ve katliam yapacağı aşikardı. Sultan Alparslan Anadolu'da faaliyet gösteren Afşin Bey'in kendisine katılmasıyla ordu sayısı 40 bine yükseldi. Diğer taraftan yine Selçuklulara bağlı Türkmen ve Kürt birliklerinin de katılmasıyla ordu sayısı 50 bine yükseldi. Sultan Alparslan'ın kendi 4 bin askeri de hesaba katıldığında Selçuklu ordusu ancak 54 bine ulaşmıştı ki bu sayı Diyojen'in ordusunun sayısının yanında çok azdı. Nitekim iki ordu Malazgirt ile Ahlat arasındaki Rahve Ovası'nda karargahlarını kurarak son bir şansı diplomasiye verdiler. Abbasi halifesinin elçisi Ebul Ganaim ile Emir Savtegin Diyojen'in ordusuna elçi olarak gittiler. Elçiler Sultan Alparslan'ın sözlerini ilettiler. Ülkene dön. Eğer bunu yaparsan ben de geri dönerim. Aramızdaki barış halife aracılığı ile gerçekleşir. Diyojen verdiği cevapta, ben buraya çok para sarf etmek suretiyle pek çok asker toplayarak geldim. Şimdi bu üstün durumdayken nasıl geri dönerim? Barış ancak reyde yapılabilir. İslam ülkelerine kendi ülkem gibi sahip olmadıkça dönmem. Ayrıca İmparator Diyojen elçiler ile alay etmek üzere şöyle bir soru sordu. İsfahan mı daha güzel yoksa Hamedan mı? Elçi İsfahan daha güzeldir deyince Diyojen öyleyse biz İsfahan'da kışlarız. Atlarımızı da Hamedan'a göndeririz demişti. Elçi ise imparatoru basit bir cevapla alt etti. Atlarınız Hamedan'da kışlayabilir. Ama sizin nerede kışlayacağınızı bilemem, dedi ve çadırdan ayrıldı.
Sultan Alparslan barış görüşmelerinin olumsuz geçtiğini anlayınca ordusunu savaş durumuna soktu. Tüm İslam ülkelerinde o gün cuma hutbelerinde Selçuklu ordusu adına dualar okunmuştu. 26 Ağustos 1071 cuma günü beyaz elbiselerini giyen Sultan Alparslan ordusuna cuma namazını kıldırdıktan sonra hitap etti. "Üzerimdeki beyaz elbisem şehit olursam kefenim olsun," diye haykırdı. Asker de sultana karşılık verdi. "Ey sultan, biz senin kullarınız. Sen ne yaparsan biz de aynısını yaparız." Sultan Alparslan ordunun en önüne geçerek hücum emri verdi. Türk ordusu Allah Allah nidalarıyla büyük bir hücuma kalktı. Selçukluların üzerine geldiğini gören Diyojen de ordusuna hücum emri verdi. Zaferden emin bir şekilde Haçlı ordusu saldırıya geçti. Savaş bir müddet ortada devam etti. Sultan Alparslan babası Çağrı Bey'den öğrendiği Turan taktiği üzerine geri çekilme emri verdi. Bu hamle karşısında hataya düşen Diyojen büyük bir hırsla imha saldırısına girişti. Selçuklu askeri pusu bölgesine gelince dönüp saldırıya devam etti. Bir anda sağdan ve soldan Selçuklu atlıları saldırıya girişti. Diyojen ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Zafer kazanmış komutan edasıyla saldırıya geçmiş olmasına rağmen birden durum tersine dönmeye başlamıştı. Roma ordusunda kargaşa hakim oldu. Askerler bir bir kaçmaya başladı. Diyojen bunların önlerine çıkıp saldırma emri verdiyse de etki etmedi. Selçuklular Diyojen'i kıstırmışlardı. Diyojen atına aldığı bir darbe sonunda düştü ve kolundan yara aldı. Diyojen esir edilince yenilmez sanılan Roma ordusu ve Haçlı birlikleri kaçışmaya başladılar. Yakalanan kişinin İmparator Roman Diyojen olduğu Selçuklu elçilerince teyit edildiğinde Sultan Alparslan kendisinin omuzlarını tuttu ve şöyle dedi. "Korkma hükümdar, emin ol ki her şeyden önce herhangi bir bedensel cezalandırmayla karşılaşmayacaksın. Tersine senin yüksek makamına yakışan yolda saygı göreceksin." Sultan Alparslan ile Roman Diyojen aralarında uzun müddet konuştular. Sultan Alparslan belirli şartlar karşısında Diyojen'e serbest kalacağı teminatını verdi. Yapılan görüşmelerde şu şartlar ortaya çıktı. İmparator kendisi için 1,5 milyon altın ödeyecek. Barışın devamı için Doğu Roma her yıl 360 bin altın vergi ve hediyeler gönderecek. İhtiyaç duyulması halinde Doğu Roma Selçuklu ordusuna asker gönderecek. Esir tutulan Müslümanlar serbest bırakılacak. İmparator İslam coğrafyasını hedef alan bir faaliyet içinde bulunmayacak. İmparatorun kızlarından birisi, sultanın oğullarından birisiyle evlenecek. Tahta tekrar geçmesi durumunda Urfa ve Antakya Selçuklulara verilecek. Selçuklu birlikleri imparatora eşlik etmesi için görevlendirildi.
Diyojen Sultan Alparslan'a sarılarak tekrar teşekkür etti ve ordugâhtan ayrıldı. Nitekim Konstantinopolis'te çoktan yeni imparator seçilmiş ve çocuk yaştaki 7. Mihail Dukas tahta geçmişti. Diyojen taht için yeni bir savaş verdiyse de başarılı olamadı. Yakalanan Diyojen'in gözlerine mil çekildi. Bir müddet sonra kaptığı mikrop dolayısıyla 1072 yılında öldü. Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden muzaffer bir komutan olarak döndükten sonra barış halinde bulunan Karahanlılar ile Harezm ve Tohoristan bölgesinde yaşanan ufak çaplı çatışmalardan rahatsız olmaya başlamıştı. Yine de Alparslan hedefine batıyı koyduğu için barış halinde bulunan Türk devletleriyle arasının açılmasını istemiyordu. Ancak Sultan Alparslan öyle bir haber aldı ki büyük bir öfkeye kapıldı. Alparslan'ın kızı ile evli olan Karahanlı hükümdarı Şemsülmülk Nasrhan, sultanın kızını döverek öldürmüştü. Sultan Alparslan Mısır seferine çıkacakken birden yönünü doğuya çevirdi. Ordularını toplayarak Karahanlılar üzerine hareket etti. Ceyhun Nehri'ni geçen Selçuklu ordusu Buhara yakınlarındaki Berzem Kalesi'ni kuşattı. Kale Selçuklularca fethedildi. Kale kumandanı Yusuf el-Harizmi esir edildi. Sultan Alparslan Yusuf el-Harizmi'nin kendisinden af dilemesini istediyse de tam tersi oldu ve kendisine hakaretler etti. Sultan Alparslan esiri cezalandırmak üzere okunu çıkardı. Yusuf'u öldürecekken tahtından kalkarken ayağa takılıp düştü ve Yusuf el-Harizmi bulduğu bu ufacık fırsatı değerlendirerek çizmesinde sakladığı bıçağı Alparslan'a sapladı. Sultan Alparslan birkaç gün boyunca yaralı bir şekilde yattı. Öleceğini anladığı zaman ise Nizamülmülk'e Melik Şah'ın tahta geçmesini ve onun arkasında durmasını söyledi. 4 gün yaralı yatan Sultan Alparslan 24 Kasım 1072 günü 43 yaşında vefat etti. Kısa süren bu saltanatında tarihten izi silinmeyecek derecede büyük işler başardı.